Merhabalar, 2 Eylül 2022 Cuma haftanın son güne bakış programıyla karşınızdayız. Sevgili seyirciler, uyuşturucu kaçakçılığı, rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık ve türlü belgeli somut suçlar olduğunda adeta suspus olan Türkiye yargısı şarkıcı Gülşen'le ilgili adeta hız rekorları kırıyor. JET soruşturmalar ve JET iddianameler. Şimdi biraz sonra buna bakacağız. Gülşen'le alakalı kimler şikayetçi olma yarışına girdiler? Somut suçlar olduğunda kimler sessizliğe gömülüyor? Biraz sonra Sedat Peker'le ilgili Sedat Peker'in iddiaları, istifa edenler, onlara da bakacağız ama isterseniz önce şu Gülşen şikayetçileriyle bir başlayalım. Tek kelimeyle böyle. Jet hızıyla tutuklanıp ardından ev hapsi verilen Gülşen için şimdi de jet hızıyla iddianame hazırlandı. Gülşen için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 48 sayfalık iddianamede 702 kişi şikayetçi sıfatıyla yer almış. O 702 kişi arasında tanıdık isimler de var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank o isimlerden biri. Yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği yani KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçoğlu, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de bu şikayetçiler arasında yer alıyor. Gazeteci Seyhan Avşar bu durumu şöyle özetlemiş, bu duruma şöyle tepki göstermiş. Çocuklar Kur'an kurslarında tecavüze uğrarken başını kuma gömen, ses çıkarmayan 702 kişi ya da kurum Gülşen'den şikayetçi olmuş. Gülşen'in 3 yıla kadar hapsi isteniyor. Evet bu 702 kişi veya kurumun hiçbirini bakın çok net tek bir tane bile ayırmıyoruz. Hiçbirini somut suçlar, yolsuzluklar, hırsızlıklar, ahlaksızlıklar ortaya çıktığında görmedik sevgili seyirciler. Hiçbirini bir eylemde görmedik. Bir şikayet dilekçesi verirken görmedik. Bir tepki açıklaması yaparken görmedik. Ama gülşen söz konusu olduğunda ki gülşen o imam hatiplilerle alakalı sözlerinin bir arkadaş şakalaşması olduğunu söylemesine ve sonrasında çok net ifadelerle özür dilemesine rağmen bu kişiler sıraya girmişler koştura koştura. Gülşen herhalde cezaevine atılıp 3 yılda ceza verildiğinde bu isimler rahatlayacaklar. Türkiye'deki suçun da önüne geçilmiş olacak. Öyle mi durum? Hiç de öyle değil. Bakın Sedat Peker konusu. Hadi Sedat Peker'le devam edelim. Sedat Peker'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı hakaret, tehdit ve iftira suçlarını işlediği gerekçesiyle dava açıldı. Buranın altını çizelim sevgili seyirciler. Dava açılan kişi Sedat Peker. Oysa onun ortaya koyduğu somut iddialar, belgeler, suçlamalar değil. Savcılar Bunlarla alakalı harekete geçmiyor. Savcıların harekete geçtiği kişi ise bu iddiaları ortaya koyan Sedat Peker. Sedat Peker hakkında 8 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor. Peker'in 264 tweet'i ve 9 videosu kanıt gösteriliyor. Duruşma 17 Ocak'ta olacakmış. Peki ey savcılar, Peker'in 264 tweet'inde ve 9 videosunda onlarca isim vardı. Bu isimlerle alakalı onlarca somut suç iddiası vardı. Tek bir kişiyi ifadeye çağırdınız mı? Tek bir kişiyle alakalı somut soruşturma dosyası açtınız mı? Açmadılar. Neymiş konu? Süleyman Soylu'ya hakaretmiş. CHP'den tepki var. CHP aktörler belli diyor ve yaşananları bir filme benzetiyor. Bir boşanma davası sebebiyle ortaya saçılmış bir pislik, bir rüşvet skandalıyla karşı karşıyayız. Boşanma davası olmasa bu işleri belki de hiç konuşmayacaktık. Kim var? Bir film, La Casse de Papel gibi bir film, soygun filmi. Aktörler belli, saray, saray danışmanları, milletvekili ve FETÖ artığı genel müdürler. Bankasya'nın genel müdür. Ya Allah'tan kork Erdoğan. Öğretmen Bankasya'ya maaş yatırdı, para yatırdı, hesap açtı diye hapise attın ya. Engin Altay'ın bahsettiği isimler elbette somut isimler. O isimlerden biri AKP'li milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu. E onun abisi eski SPK başkanı. O, o da yerinde duruyor. Milletvekili de yerinde duruyor. Bunlarla ilgili harekete geçebilen herhangi bir savcı olmadı. Aktörler belli diyor ya Engin Altay. Doğru. Saray belli, danışmanları belli, vekil belli. Eski devlet görevlileri belli ama tık yok, çıt yok. Bakın o isimlerden yine Peker'in gündeme getirdiği isimlerden biri görevden alındı. Erdoğan Sedat Peker'in rüşvet iddialarında adı geçen danışmanı Serkan Taranoğlu'nu görevden aldı. Peki akla hemen şu soru geliyor. Eğer Peker'in iddiaları dikkate alınıyor ve bu isim görevden alınıyorsa ortada demek ki iddialar dikkate alınıyor ve bu iddialar somut, bu iddialar gerçek. Yargı harekete geçecek mi? Taranoğlu sadece görevden alındığıyla mı kalacak yoksa Peker'in iddialarındaki o rüşvet ağı ki o ağ içerisinde sadece Serkan Taranoğlu yok birçok isimden bahsediyor. Bu isimler yargı önüne çıkarılacak mı? Ne kadar tuhaf değil mi sevgili seyirciler? Belli ki bu iddialar doğru adreslere ulaşıyor. E görevden alıyorsunuz. E peki yeterli mi bu? Görevden almak demek bir anlamda bu iddiaları da kabul etmek demek değil mi? E iddialar somut ve gerçekse yargılanmaları, hesap vermeleri gerekmiyor mu ülkede? Bunlar olmuyor ne yazık ki. Çünkü ülkenin başındaki isim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oturduğu koltuktan, makamdan doğrudan insanları hedef alıyor. Evet son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye İçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ı hedef aldı. Bu zat teröristin tekidir dedi. Peki neden dedi? Çünkü Ahmet Şık Cumhurbaşkanı Erdoğan'la alakalı özellikle AKP ile ilgili çarpıcı sözler sarf etmişti. Demişti ki AKP siyasi bir parti değil, bir suç örgütüdür ve kapatılacaktır demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sözler soruldu. Cuma namazı çıkışında Ahmet Şık için teröristin tekidir ifadesini kullandı Erdoğan. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir programa katıldı, konuk oldu bir televizyona. Orada kendisine yönelik İçişleri Bakanı Soylu'nun sözleri soruldu. Bakın Kılıçdaroğlu nasıl cevap verdi? Telebir'de Enver Aysever'in sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine sen Cumhurbaşkanı olacaksın diye ergen ergen dolanıyorsun diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya uyuşturucu kaçakçısıyla, gaspçıyla, mafyayla fotoğrafı var. Bu İçişleri Bakanı mıdır yoksa başka bir model midir diye cevap verdi. Yani bu durum bile kimsenin dikkatini çekmiyor mu? Yani bu bile ülkede normal karşılanıyor. Bu bir iddia değil. Ülkenin İçişleri Bakanı'nın türlü suçluyla, somut suçluyla, uyuşturucu kaçakçısıyla fotoğrafı var sevgili seçler. Bunu söylemek bile ne kadar tuhaf değil mi? Bir İçişleri Bakanı düşünün, türlü suçluyla, samimi hem de makamında fotoğrafları olsun. E var burası Türkiye deyip biz devam edelim iki farklı anketin dikkat çeken sonuçlarıyla. Önce Metropol ile başlayalım. Metropol anketine göre partilerin oy oranları. AKP birinci parti gözüküyor. %33,3 oy oranıyla. CHP %23,2. İYİ Parti HDP %13,4, MHP %7,1, Deva Partisi %3,1, Zafer Partisi %2,6 Metropolün anketine göre. Bir diğer anket şirketi AREA anketi sonuçları AKP %30,6, CHP %28,2, İyi Parti %14,6, MHP %7,5, DEVA %3,5, diğer %5,5. Kararsızların oranı ise %18 deniyor Areya'nın anket sonuçlarında. Ortak sonuç AKP'nin birinci parti olması hala fakat bir başka dikkat çeken sonuç da araya anketten. O da şöyle halkın %70'e yakını AKP hükümetinin ekonomi politikasını başarılı bulmuyormuş. Burası da gerçekten dikkat çekici. Halkın %70'i AKP'nin ekonomiyi iyi yönetmediğini düşünüyor. Fakat kime oy verirsiniz dendiğinde hala AKP birinci parti çıkıyor. Evet ekonomide işler yolunda gitmiyor. Anketlere de yansıyor. Halk da bunun farkında. Buna rağmen Erdoğan ısrarla halka aslında gerçeği söylememeye de devam ediyor. Son olarak ne demişti Erdoğan? Ne işsizliği ya demişti. Fakat işler öyle mi? Hayır değil. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün İş kur üzerinden alacağı 10 temizlikçi kadrosuna 6000 kişi başvurmuş. Müthiş değil mi sevgili seyirciler? Sadece 10 kişi alınacak ve iş başvurusu yapanların sayısı 6000. AKP'nin türlü türlü müdahalelerine rağmen doların Türk lirası karşısındaki yükselişi devam ediyor. Dolar TL son haftalarda rekor üstüne rekor kırıyor. 2022'nin zirvesini gören dolar 18,23'ü euroysa 18,17'yi aştı. TL'nin değer kaybı yılbaşından bu yana %30'u geçerken derecelendirme kuruluşu Fitch'ten karamsar tahmin geldi. Fitch Türkiye'deki şartların gittikçe kötüleştiğini ve Türk lirasının en az 2024'e kadar değer kaybedeceğini öngördü. Programın başında Türkiye yargısının söz konusu AKP yandaşları olduğunda suspus olduğunu fakat AKP'nin hedef aldığı herhangi biri olduğundaysa jet işlemler yaptığını anlatmıştık sevgili seyirciler. Hatta öyle ki terörist olarak adlandırılmanız için muhalif olmanız da yetiyor. Bakın Türkiye'deki cezaevlerindeki tablo çok vahim bir noktaya ulaştı. Af tartışmalarını gündeme getiren isimlerden MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, Af'ın her aileden birkaç kişiyi ilgilendirdiğini söyledi. Kulat, Kılıçdaroğlu'yla görüştüm. Kendisi de gelecek böyle bir teklifi değerlendireceklerini bana söz arasında ifade etti dedi. Evet af konusu yeniden gündemde sevgili seyirciler. Bunu gündeme getirense cezaevlerinin şu vahim hali. Independent Türkçeden Ali Kemal Erdem'in haberine göre Türkiye cezaevi yoğunluğunda dünyada ikinci sırada. Cezaevlerinin kapasitesi 271.823. Cezaevlerinde 314.502 tutuklu ve hükümlü var. Mevcut kapasite 41.672 kişiyle çoktan aşılmış durumda. Son günlerde ismi sıkça anılan bir kişi Levent Göktaş sevgili seyirciler Bulgaristan'da yakalandığı haberleri geldi. Hablemitoğlu suikasti zanlılarından firari emekli albay Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hablemitoğlu suikasti zanlısı Göktaş'ın 4 gün önce Bulgaristan'da yakalanıp serbest bırakıldığını, dün akşam tekrar gözaltına alındığını açıkladı. Evet bu haberle birlikte bugünün güne bakışını ve böylece haftayı yine sizlerle birlikte tamamlamış oluyoruz sevgili seyirciler. Yayınlarımızdan eğer memnuniyet duyuyorsanız lütfen yayınlara yorum yapmayı ve yayınları beğenmeyi ihmal etmeyin. Çünkü bizi bu sayede çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olursunuz. Bu anlamda desteğinizi esirgemezseniz çok memnun oluruz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yine Türkiye saatiyle akşam 5'te bu ekranlarda güne bakışta buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.